Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine bugün itibariyle başlayacağız. İlk konumuz fonksiyonlar. Fonksiyonlar gerçekten çok önemli bir konu arkadaşlar. Bundan sonraki AYT matematik konularının neredeyse tamamında sürekli karşımıza çıkabilecek konu. Özellikle de fonksiyonun grafiklerine hakim olmak son konular olan limit türev integralde elimizi bir hayli rahatlatacak arkadaşlar. 8 tane testimiz var. 8 teste iyi bir şekilde sorularını çözüp videodan dinledikten sonra arkadaşlar iyi bir temel oluşacak zaten. Oluşacağına inanıyorum. Bu konuyu gerçekten tam olarak anlamadan geçmeyin arkadaşlar. Gerçekten sonra konularda sıkıntı yaşarsanız ve bu da sizin için zaman kaybına sebep olur arkadaşlar. Tekrar tekrar geri dönüp çalışmak zorunda kalırsınız arkadaşlar. O yüzden sağlam bir şekilde temel atmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir giriş yaptıktan sonra birinci sorumuza başlayalım arkadaşlar. Yukarıdaki grafik y eşittir fx fonksiyonuna ait olduğuna göre ikinci grafik aşağıdakilerden hangisine ait olabilir diyor arkadaşlar. Şöyle şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bakın bizim fonksiyonumuz bakın bir kere sağdakiler sola, soldakiler sağa kaymış. Öyle değil mi? Demek ki fonksiyonumuz bakın şu fx fonksiyonu ya soldakiler sağa sağdakileri de sola kayması demek ne demek? Fonksiyonun y eksenine göre simetrinin alınması demek. Yani x yerine eksi x yazılması demek. Yani şimdi bizim fonksiyonumuz y eşittir fx değil miydi? X yerine eksi x yazarsam ben ne olacak fonksiyonum? Eksi x olacak. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz yukarıdakiler aşağıya, aşağıdakiler de yukarı gelmiş mi? Evet. Bu ne anlama geliyor? Fonksiyonun x eksenine göre simetrinin alınması anlamına gelir. Yani bir başka deyişle fonksiyonun eksi ile çarpılması anlamına gelir. Bizim fonksiyonumuz fx fonksiyonu değil miydi? Fonksiyonun eksi ile çarpılması demek fonksiyonun önüne bir eksi eklemek değil mi arkadaşlar? Evet. Demek ki bizim artık yeni fonksiyonumuz eksi f eksi x oluyormuş arkadaşlar. Buna göre bununla uyuşan şıkkımız B şıkkı. Gelelim ikinci sorumuza. Fonksiyonun en geniş tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi kökün ifadesi, kökün içi yani bakın derecesi çift olduğundan dolayı arkadaşlar bir kere sıfırdan büyük veya eşit olması lazım. Buradan bakın şu logaritma e demek. Öyle değil mi arkadaşlar? Logaritma e tabanında 2 eksi x büyüktür 0. E üzeri 0 1'de arkadaşlar 2 eksi x 1 x küçük eşit 1 anlamına geliyor. Bir de arkadaşlar logaritmanın kendi tanımından dolayı 2 eksi x'in sıfırdan büyük olması gerekiyor ki x 2'den küçük olur. Ben şimdi bunların ikisini birleştirdiğim zaman ne olacak? 2'den küçükmüş. Birden de küçük. O zaman bakın birden küçük olacaksa zaten eksi sonsuzdan 1'e kadar gider arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız A şıkkı. Gelelim üçüncü sorumuza arkadaşlar. Şekil 1'de fx eşittir x fonksiyonunun grafiği veriliyor. Buna göre şekil 2'de grafiği verilen gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir arkadaşlar? Şimdi dikkat ederseniz bizim fonksiyonumuz sadece ne olmuş? Bir birim yukarı kalkmış. Nereden anlıyoruz? Bakın şurası tam orijin değil mi? Artık bakın nereden geçmiş arkadaşlar? Birden geçmiş. Öyle değil mi? Fonksiyonun şeklinde herhangi bir değişme yok. Demek ki bir birim yukarı kalktıysa bizim artık fonksiyonumuz ne olacak? Gx fonksiyonu x küp artı 1. Buradaki 1 ne anlama geliyor? Bir birim yukarı. Öyle değil mi? Bir birim yukarı ötelenmiş. Peki yukarı değil de mesela bu sorudan bağımsız olarak konuşuyorum arkadaşlar. Yukarı değil de bizim fonksiyonumuz şöyle olsaydı ne olacaktı? X eksi şöyle diyelim. X eksi 3'ün karesi artı 7 şeklinde bir fonksiyon verilmiş olsa arkadaşlar ne olacaktı? 3 birim bakın şurası 3 birim sağa 7 birim yukarı olmuş olacaktı arkadaşlar. Öyle değil mi? Şimdi hocam eksi 3 sol taraf değil mi? Niye bir sağ tarafa ötelendi diye bir soru aklınıza gelirse arkadaşlar şu şekilde bakacağız. Şimdi x eksi 3'ü sıfıra eşitlediğim zaman x ne olacak arkadaşlar? 3. 3 sıfırın sağ tarafında değil mi? Evet. Bundan dolayı arkadaşlar solu çağrıştırsa da biz sağa ötelenmiş diyeceğiz arkadaşlar. Burada dikkat edeceğiniz nokta da şu olabilir.
içini sıfır yapan değere bakıyoruz arkadaşlar. İçini sıfır yapan değer baktık 3. Sıfırın sağında mı solunda mı? Sağında çıkıyorsa sağa öteleme var. Solunda çıkıyorsa arkadaşlar sola öteleme var diye de aklımızda tutabiliriz arkadaşlar. Bizim sorumuza gelecek olursak arkadaşlar cevabımız ne olacaktı? X küp artı 1 olacaktı. O da E şıkkında var arkadaşlar. Gelelim dördüncü sorumuza. Fx eşittir. Bakın vermiş fonksiyonu olduğuna göre diyor. Fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Fx'e bir de mutlak değer geçirmiş arkadaşlar. Şöyle hemen şurayı tanımamız lazım. Nedir burası? X eksi 2'nin karesi demek. Öyle değil mi? Şimdi bunun da üstünde karekök var. Şimdi bu karekök dışına çıkarken nasıl çıkacak arkadaşlar? X eksi 2'nin mutlak değeri olarak çıkacak. Şimdi bizim fonksiyonumuz o zaman ne olacak arkadaşlar? X eksi 2 olacak. Şimdi parçalı fonksiyon şeklinde yazacak olursak kritik noktamız bizim burada ne? Yani mutlak değerin içini sıfır yapan değer biz ne diyoruz? Kritik değer diyoruz. Kritik nokta diyoruz değil mi arkadaşlar? X'in 2'den büyük ve X'in 2'den küçük olma durumlarını ne yapacağız arkadaşlar? İnceleyeceğiz. Şöyle hemen şuraya yazalım. X büyüktür 2 olsun. O zaman bizim fx fonksiyonumuz ne olacak? X eksi bakın 2'den büyükse ne olacak arkadaşlar? Şurası pozitif çıktı. Pozitifse ne olacak? Aynı çıkar mutlak değerin dışına. Aynı çıkacağından dolayı x eksi 2 buradan da ne çıkar? Fx eşittir 2 gelir. Yani 2'den büyük değer için ne olacakmış arkadaşlar? Bizim fonksiyonumuz 2 değerini verecekmiş. Peki x 2'den büyük değil de x küçüktür 2 olursa ne olacak? Şöyle fx eşittir x eksi mutlak değer x eksi 2 idi ya. 2'den küçükse burası ne yapacak mutlak değerin içi? Eksi yapacak. Mutlak değerin içi eksi ise dışarı çıkarken önüne bir eksi daha alıp da çıkacak arkadaşlar. Bir eksi daha alıp da çıktığı zaman şurası ne olacak? Artıya dönecek. X artı x eksi 2'den 2x eksi 2 olacak. Demek ki 2'den küçük değerler için de 2x eksi 2 olacak. Gelin şimdi biz bunu x 2'den büyük olduğu zaman ne olacak? 2'den küçük olduğu zaman grafik nasıl olacak? Gelin bunu çizelim arkadaşlar. Şıklardan da gidebiliriz ama bizim fonksiyonlara çok iyi hakim olmamız gerektiğinden dolayı arkadaşlar özellikle de grafiklere ben çizerek yapacağım arkadaşlar göstereceğim size. Şöyle bizim şöyle bir analitik düzlemimiz olsun. X şöyle 2'yi belirleyelim kritik nokta olarak. 2'den büyük olduğu zaman zaten ne olacaktı arkadaşlar? Fonksiyonumuz sabit olacaktı değil mi? 2 olacaktı. Bakın şurada bulmuştuk. Şimdi 2'den küçük olduğu zaman da 2x eksi 2. Şimdi arkadaşlar bizim fonksiyonumuz bakın şurası y eşittir x fonksiyonu olmuş olsun. Y eşittir 2x ne olacak arkadaşlar? Biraz daha yine orijinden geçecek ama biraz daha dik olacak bizim doğrumuz. Öyle değil mi arkadaşlar? Eksi 2 ne demek? 2 birim aşağı çek demek. Şimdi ben bu fonksiyonu 2 birim aşağı çektiğim zaman da bakın şu siyah olanı 2 birim aşağı çektiğim zaman da ne olacak? Bakın doğrultusu değişmiyor. 2 birim aşağı çektim. Burası ne olacak? Eksi 2 olacak. Öyle değil mi? Demek ki şuradan eksi 2'den geçecek arkadaşlar. Şu şekilde bakın birleştireceğiz. Evet. Ama şimdi bizden fx'in grafiğini istemiyordu. Bir de dışına mutlak değer koy diyordu. Mutlak değer ne demek arkadaşlar? Altta kalan kısımları yukarı katla demek. Şimdi bakın altta kalan kısım hangisi? Altta kalan kısım şu değil mi? Burayı ne yapacağız? Biz yukarı katlayacağız. Eksi 2'yi bakın ben yukarı katladığım zaman şurası tam 2 değil miydi? Eksi 2'yi tam yukarı katladığım zaman neye gelir arkadaşlar? 2'ye gelir. Evet. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Şu şekilde. Alt tarafı da tabii ne yapmamız lazım arkadaşlar? Silmemiz lazım. Öyle değil mi? Bakın şu kısımdan alt kısımda silmemiz lazım aslında. Şöyle. Yani şurayı görmeyelim arkadaşlar. Şöyle kısaca. Şu kısmı görmeyeceğiz. Yani bizim grafiğimiz ne olacak? Şurası olacak. Şöyle, şöyle ve şöyle olmuş olacak arkadaşlar. Buna uygun şıkkımız hangisi? Bakın dikkat ederseniz A şıkkı değil, B şıkkı değil. Bakın grafiğin zaten alt tarafı mutlak değerden sonra kalmaz zaten alt tarafta bir şey. Bakın bu da değil. Bu da değil. Neden? Şurada tam 2'de kesmesi gerekiyordu. 2'de de kesmemiş. Bakın arkadaşlar E şıkkı bizim grafiğimize tam uygun. Evet. Geldik 5. sorumuza arkadaşlar. Şeklinde verilen fonksiyonun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Biz üstel fonksiyonlardan biliyoruz ki arkadaşlar, biz 5 üzeri x'in grafiğini çizmiş olsak nasıl çizerdik? Şu şekilde çizeriz, öyle değil mi?
Bakın 5 üzeri x artan bir fonksiyon olduğundan dolayı x yerine 0 verdiğim zaman da 5 üzeri 0'dan 1 yapardı. Bu şekilde olurdu. Fakat x yerine bakın şurada dikkat ederseniz eksi x yazılmış. Bir fonksiyonu bakın x yerine eksi x yazmak demek ne demek? Fonksiyonun y eksenine göre simetriğini al demek arkadaşlar. Y eksenine göre simetriğini al demek. Y eksenine göre simetriğini alırsam arkadaşlar bu tam olarak nasıl olur? Şöyle olur. Öyle değil mi? Bu da ne olacak? 5 üzeri eksi x'in grafiği olacak. 5 üzeri eksi x ile 5 üzeri 1 eksi x'in grafiği görüntü olarak birbirlerine benzerler arkadaşlar. Sadece aradaki fark nedir? 5 üzeri 1 eksi x'i ben 5 üzeri 1 çarpı 5 üzeri eksi x şeklinde yazarsam bu 5 üzeri eksi x arkadaşlar bu şu değil mi? Şu siyahla çizdiğim kısım değil miydi? Evet. 5 ile çarpmak demek ne olacak? Bu grafiğimizi biraz daha dikleştirecek yani aslında o. Ama görüntü olarak 5 üzeri eksi x'e benzeyecektir arkadaşlar. O yüzden bakın şimdi dikkat ederseniz sıfıra doğru yakınlaşıyor değil mi arkadaşlar? Bakın şu ekseni devam ettirecek olsak sıfıra yaklaşır fakat hiç sıfır değerini alamaz arkadaşlar. Şimdi ben şurayı sıfır olarak kabul etmiş olsam tabi sıfırdan büyük bir şey de sıfırdan büyük bir şeye 3 eklemiş olsam 3'ten büyük bir şey olması lazım. Öyle değil mi arkadaşlar? 3'ten büyük bir şey olması lazım. Tamam bunu anladım. Ama şimdi 3 değerini alır mı? Almaz arkadaşlar. Niye? Sıfırdan büyük bir şey ekliyorum ben çünkü. Sıfırdan büyük bir şey eklediğim zaman 3'e sıfırdan büyük bir şey eklediğim zaman 3'ten büyük olacak. Yani 3 değerini de alamıyor arkadaşlar. Peki nereye kadar gidecek bu? X yerine bakın eksi çok büyük bir sayı verdiğimiz zaman burası ne olacak? Arkadaşlar sonsuza kadar gidecek öyle değil mi? Mesela diyelim ki eksi 5 demiş olsanız 5 üzeri 6 artı 3. Eksi 20 demiş olsanız işte 5 üzeri 21 artı 3 sürekli artıyor. Yani bu sonsuza kadar gidecek arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 6. sorumuza. 6. sorumuz güzel bir soru arkadaşlar. Buna işaret koyalım. Tekrar edilecekler listesine almanız gerekecek. Şimdi hemen bakın gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir ev fonksiyonu her x ve y gerçel sayısı için şu eşitlik sağlanıyorsa hemen arkadaşlar şu grafikten bakın şu denklemden daha doğrusu bizim hemen şu ifadeyi çıkarmamız lazım. Bu fx eşittir ax şeklinde bir denklemdir. Şöyle şimdi fx eşittir ax fy eşittir ispatını yapalım şimdi. O zaman ay olmaz mı? Şimdi fx artı y ne olur arkadaşlar? A çarpı x artı y olmaz mı? Bakın şurası ne oldu? Ax artı ay. Şurası. Ax artı ay. Şimdi şu kısımda bakın eşit mi? Eşit mi? Fx neydi? Ax. Fy neydi? Ay. Eşit oldu mu birbirine? Eşit oldu. Demek ki arkadaşlar fx eşittir ax şeklinde neymiş? Bir denklemmiş arkadaşlar. Şurayı temizleyecek olursak şimdi o zaman bakın şu f3 yerine ne yazabiliriz arkadaşlar? Fx eşittir fx eşittir ax şeklinde bir denklem değil miydi? Evet. Bizim fonksiyonumuz. O zaman f3 ne olacak? X yerine 3 yazdığım zaman 3a. F1 ne olacak arkadaşlar? X yerine 1 yazdığım zaman a olacak. F3'ten F1'i çıkardığım zaman yani 3a'dan a'yı çıkardığım zaman 2a eşittir 8. A ne olacak buradan? 4 olacak. Demek ki fx neymiş arkadaşlar? A yerine 4 yazdığım zaman 4x'miş arkadaşlar. Öyle değil mi? Fx eşittir 4x'miş. F12'yi bulacak olursam x yerine 12 yazarsam arkadaşlar bakın f12 ne olacak? 4 çarpı 12. F8 ne olacak arkadaşlar? X yerine 8 yazarsam 4 çarpı 8 bölü x yerine de 6 yazarsam 4 çarpı 6 olmuş olacak. Şuradaki 4'ler sadeleşir arkadaşlar. 6 ile 12'yi sadeleştirdim. 2. 2 kere 4 8. 8 kere 8'den 64 gelecek arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız A şıkkı. Gelelim 7. sorumuza. Fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor arkadaşlar. Evet. Fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın x yerine mutlak değer x yazmak demek. Bakın mutlak değer x yazmak demek. Grafiğin sol tarafını sil. Sol tarafı sil.
Sağı sola katla demek. Bakın sol tarafını sildim. Öyle değil mi? Sağ tarafı da sol tarafa katladığım zaman, bakın katladığım zaman ne olacak? Şöyle şurayı katladığım zaman şurası olacak. Bu tarafı da katladığım zaman aynısı olacak. Bakın. Şeklimiz ne olacak? Bu olacak. Buna benzer şıkkımız hangisi arkadaşlar? Bakın şurası 2 ise eksi 2 olacak. Şurası da aynı şekilde eksi 1 olmalı. Hangisi arkadaşlar? B şıkkı uygun gibi. Evet. Gelelim 8. sorumuza. Fx eşittir sinüs x eksi 1 mutlak değer içinde artı 3 eksi. Evet, bu denklem vermiş. Bu fonksiyonun x eleman reel sayı için eşidi aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi sinüs x'in biz değerini biliyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Sinüs x eksi 1 ile 1 aralığında olacak. Yani hiç birden büyük olamıyor arkadaşlar. Birden büyük olamadığından dolayı o zaman buranın içi ne olacak? Eksi olacak arkadaşlar. Şimdi benzer şekilde kosinüs x'in değeri de 1 ve eksi 1 aralığında değil mi? Şimdi kosinüs x maksimum 1 olsa, sinüs x de maksimum 1 olsa 2 olur. 3'ten de 2 çıkarsa pozitif. Yani şu mutlak değerin içini negatif yapacak herhangi bir kosinüs ve sinüs değeri yok. Bundan dolayı arkadaşlar burası da ne olacak? Pozitif olacak. O zaman ben fx'i yazacak olursam fx eşittir. Bakın şurası eksiyle çıkıp eksiyle çarpılıp çıkacak. Eksi sinüs x artı 1. Şurası da pozitif olduğundan dolayı aynı şekilde çıkacak arkadaşlar. Artı 3 eksi cos x eksi sin x artı 2 sin x. Şöyle eksi sinüs x eksi sinüs x daha eksi 2 sinüs x artı 2 sinüs x birbirini götürür arkadaşlar. 3'te 1'i topladım. 4. 4 eksi kosinüs x kaldı arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 9. sorumuza. Olduğuna göre diyor aşağıdakilerden hangisidir diyor. Fx tek fonksiyonsa hemen bizim aklımıza gelmesi gereken şey şu. F eksi x eşittir. Eksi fx. Hx çift fonksiyonsa h eksi x eşittir. H x olması lazım arkadaşlar. Biz hemen tek ve çift fonksiyonun özelliklerinden bunu hemen çizebilmemiz lazım, yazabilmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle o zaman bakın şuradaki fonksiyonu ele alacak, bileşke fonksiyonu ele alacak olursak arkadaşlar ne demek bu? 5 bileşke h eksi 5 demek. Şimdi h eksi 5 demek ne demek arkadaşlar? Şöyle şu denklemde ben h eksi 5 eşittir. X yerine 5 yazdığım zaman h 5'e eşit olacak. Yani h eksi 5 yerine ben ne yazabilirim? h 5 yazabilirim arkadaşlar. O zaman ne olacak? Şu olacak. Öyle değil mi? H 5 neydi? 8. Ben bunun yerine de 8 yazdığım zaman benden neyi soruyor arkadaşlar? F 8'i soruyor. Şimdi şuradaki denklemde x yerine 8 yazdığım zaman ne olacak? F eksi 8 eşittir. Eksi F 8 olacak. Benden F 8'i istiyor arkadaşlar. O zaman her tarafı her denklemi bu denklemi eksiyle çarpacak olursam eksi f eksi x eksi 8 eşittir. F 8 olmuş olacaktı. F eksi 8'in değerini ben ne olarak biliyorum? 10 olarak biliyorum. Eksiyle de çarptığım zaman ne olacak bu? Eksi 10 olacak arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız A şıkkı. Gelelim 10. sorumuza. 10 ve 11. soruyu aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız diyor. Yukarıda fx fonksiyonun grafiği veriliyor. Bakın ne demek? Bakın fx eksi 2 demek ne demek? Fx fonksiyonunu 2 birim aşağı ötele. Bakın 2 birim aşağı ötele. Aşağı ötele demek. Eğer şöyle olsaydı, bakın şöyle olsaydı eğer ne olacaktı? X ekseninde 2 birim sağa ötele olacaktı. 2 birim sağa ötele olacaktı. Bakın fonksiyondan çıkarma veya ekleme yapmak fonksiyonu yukarı aşağı yani y ekseninde kaydırma yapıyor. Fakat bakın bu şekilde olduğu zaman da şu şekilde olduğu zaman da denklem sağa sola yani x ekseninde kayma yapıyor arkadaşlar. Evet, o zaman biz ne yapacağız? Fonksiyonu 2 birim aşağı öteleyeceğiz. 2 birim aşağı ötelediğim zaman fonksiyonun fonksiyonda herhangi bir şey olmayacak ki. Yani şeklinde bir bozulma olmayacak arkadaşlar. Aynı şekilde olmuş olacak fonksiyon. Sadece ne olacak? Bakın şurası 4'tü. 2 olmuş olacak. Öyle değil mi? Bakın yine şu sivri nokta olmuş olacak. Yani şöyle aslında. Şöyle yapalım.
Evet. Şuradan çizelim. 2 birim. Bakın şöyle olacak. 2 birim aşağıdan. Şöyle olmuş olacak arkadaşlar fonksiyonumuz. Şurası da ne olacak? 2 olmuş olacak. Buna uygun hangisi arkadaşlar? Bakın şu hala 4'ten gitmiş. Bu 6'dan gitmiş. Bu 4'ten gitmiş olmaz. Bakın bu zaten fonksiyonda herhangi bir değişme yok. Evet, o zaman doğru cevabımız ne oluyor arkadaşlar? C şık oluyor. Şimdi bakın az önce de zaten söyledik. X eksi 2 ne demek? 2 birim 2 birim sağa ötele demek. Hocam x eksi 2 demiş. Eksi 2 sola ötelemek anlamına gelmez mi? Gelmez arkadaşlar. Niye? X eksi 2'yi bakın sıfıra eşitlediğim zaman x ne oluyor? 2. 2 sıfırın sağında mı solunda mı? Sağında. O zaman sağa ötele demek arkadaşlar. Fonksiyonu 2 birim sağa ötelediğim zaman da bakın 2 birim sağa ötelediğim zaman da ne olacak? Bizim fonksiyonumuz şu değil mi? Rengimizi değiştirelim. Şöyle. Şöyle değil mi? Evet. 2 birim sağa ötelediğim zaman bakın şurası eksi 2 idi. 2 birim sağa ötelediğimde ne olacak? Artık eksi 2'den değil de sıfırdan geçecek ve şurası da şöyle olmuş olacak arkadaşlar. Buna uygun bakın orijinden geçecek. Bu orijinden geçmemiş olmaz. Orijinden geçmemiş olmaz. Orijinden geçmemiş olmaz. Bu da orijinden geçmemiş. Bu da olmaz arkadaşlar. Zaten dikkat ederseniz bizim şıkkımıza da grafiğimize de uygun B şıkkı var. Evet arkadaşlar, birinci testimizi bitirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Anlamadığınız yerleri muhakkak belli aralıklarla tekrar edin arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir konu. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.